Savaş'tan Cesaret Ana ve Oğulları'nın ana karakterini sahne için. Yazık oldu komutana. 22 çift çoğal. Kaza diyor. Siz de bedel. Komutan alaylardan birine ileri diye bağırdıktan sonra atını geriye doğru mahmuzlamış. Ancak sis dolu şaşırıp cepheye dalmış. Ve kurşun yemiş. Kala kala dört kenar ve kurşun yemiş. Ayıp, ayıp. Komutanın cenaze töreninden kaçılır mı? Yağmurdan kaçıyorlar. Üniformanız ıslanır tabii. Söylentiye göre cenazede çan çalmak istemişler. Ama sağken onun emriyle kiliseler kapandığı için zavallı komutan mezara indirilirken çan sesi büsbütün garip gitmesin diye üç pare top atacaklar. İçki istiyorsanız paraları sökünün önce. Yok. Çamurlu çizmelerle çadırıma giremezsiniz. Yağmur yağsa da yağmasa da dışarıda zıplamlanacaksınız. Yalnız subayları içeri bırakıyorum. Acırım böyle komutanlara. Belki de ileride kendilerinden bahsettirecek, heykellerini diktirecek, şöyle özel bir şey yapmak isterlerdi. Örneğin, dünyanın fethi gibi. Bu bir komutan için yüce idealdir. Zaten başka bir şey de beceremezler. Onların bütün yaptığı kısacası, kıçı çatlayıncaya kadar çalışır, didinir. Ondan sonra da hayatta bir bardak biradan ya da iki laklaktan daha yüce bir ideali olmayan aşağılık halk gelip yaptıklarının içine eder. Onların bütün güzel planlarını yöneticilerinin basitlikleri yüzünden hep berbat olmuştur. Çünkü hiçbir şeyi kendi başlarına beceremezler. Halkın ve askerlerinin desteğine muhtaçlar. Haklı değil mi? Savaş bitecek mi? Laf olsun diye sormuyorum. Hani ucuz mal var da alıp depoya koysak diye mi soruyorum? Ama savaş biterse onları atmaktan başka çare kalmaz.